Ee, Sayın Bakan da bunun tam bir nazi uygulaması olacağını, e, bu kadar da ileriye gidebileceklerini düşünmediğini e, orada belirtti. Akit TV Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun medya temsilcileriyle buluşmasında yaşananları Akit Haber'e değerlendirdi. Ee, tabii Sayın Bakanımız temsilcilerle bir araya geldi ve... Amerika'dan Latin ülkelerine kadar İran, Suriye gibi hatta Yunanistan gibi bütün şöyle Dışişleri Bakanı olduğu için bütün dünyayı şöyle bir genel hatlarıyla gezdi. Konuşulmayan hemen hemen hiçbir konu kalmadı. Yakışıklı, Mevlüt Çavuşoğlu'nun referandum sürecinde Almanya'da 30 program yapılacağını açıkladığını söyledi. E, Almanya'daki olaylara değindi Sayın Bakan. Şu anda e, Almanya listelerin verildiğini, toplantı listelerinin e, 30 civarında referanduma kadar 30 civarında toplantı yapılacağını belirtti. Bundan sonraki süreçte de engellerse sorunun Almanya sorunu olacağını söyledi. Tabi e, Sayın Bakan'a bazı sorular sorduk. E, bunlardan birisi Almanya'nın bakanları engellediği, e, acaba seçmenleri de engelleyebilir mi dedik. Ee, Sayın Bakan da bunun tam bir nazi uygulaması olacağını, e, bu kadar da ileriye gidebileceklerini düşünmediğini e, orada belirtti. Hacı Yakışıklı, toplantının Suriye ile ilgili bölümlerini ise şu sözlerle anlattı. Suriye ile ilgili üç şey beklediğini söyledi. E, geçiş hükümeti. ...anayasa ve parlamento şeklinde Suriye'den şu anda bekledikleri durumun e, bu olduğunu söyledi. Geçiş Hükümeti'nin ise e, Suriye'yi birleştirici ve e, terörden temizleyici bir görev üstlenmesini e, düşünüyor. E, Münbiç ile ilgili, Suriye ile ilgili çok konuştu. E, orada da varsayımlar üzerine senaryolar yazılmayacağını ve gerçekçi olunacağını Ankara temsilcimiz Hacı Yakışıklı, toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeme geldiğini söyledi. Ve son olarak da Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu ve e, Kılıçdaroğlu bize en büyük desteği verdi. Eee şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bir gafı vardı. Eee bunu da dile getirdi.